kar topu yaptım. Çabuk fırlatayım mı? Çabuk ol anne. Annem nerede? Ahırdadır herhalde burada. Dur çekil. Gel içeri. Hadi gidelim ki. Bir küçük bir odun al. Biraz bekle. Üf tamam. Hayır. Damla. Ne? Gugumu koydum ha sobanın üstüne. Bekle dur çekil. Ah eli gel. Bekle geldim. Oha ne çok kar yağıyor. İyi yazsın. Buram Erman Atköy'ü. Bence bu doğayla, yani biz burada olmakla çok güzel bir şey yaptık. Yani ben hep burada yaşamak isterim. Ve ömrümün sonuna kadar burada yaşayacağım. Benim adım da Damla, zaten biliyorsunuz. Ben 6'ya geçtim, 12 yaşındayım. Bir de Bahri var, kardeşim. Başka? Noktane var. Noktane 79-80 gibi yaşlarında. 80 herhalde, tam bilmiyorum. 79-80 diyeyim. Öyle yaşlarında, yaşlı. Yani böyle. Aha ışıklar gitti. Bu ışıkçılar da hep ışıklar kesiyorlar ya. Uf, yine karanlıkta oturacağız herhalde. Sobanın ışığıyla otururuz, ne yapalım. İçeri git. Orada mum vardı. He, bu karanlıkta içeri gidecekti. Ben gideyim. Hayır, sen oturduğun yerde. Burada böyle bu kişinin pek güzel hayat yoktu bu yerde. Ben böyle şey hayatlarını şey etmem de, yani belki başkaları gibi herkes hayatı daha güzeldi ama ben için geçin kozu koyayım, şimdi soğuk üşüyorum, ben evliyim ne, yani bu geçin bu yerde olduğumu hiç istemedim ha. Çünkü bu geçin şey olma, gidiyorduk hep geçin gidiyorduk, şimdi bu geçin bu yerde kaldık.
Böyle ağaçtık ama çok da havalı olmadı. Bir kayak da çıktı ama çok fazla yağdı. Çok fazla yağdı çıktı. Şimdi işte yağmurla şeyle, soğukla başlamış ama daha matlaya doğru daha çok oldu. Daha çok soğuk oldu. Annem 32 yaşında, genç, ince, boyu da epey uzun ama orta boylu da diyebiliriz. Annem dışarıda mesela şey çaylıkta falan çalışır, evde çalışır, o çok yorulur. Ben de dışarı annemle birlikte gidemediğim için ben de ev işlerini yaparım mesela, bulaşık yıkarım. Babam 38 yaşında, genç, boyu herkesten uzun tabii ki. O İstanbul'da çalışıyor, oraya yönlendirmişler. Keşke gitmeseydi diyeceğim ama bizi geçindirmek için oraya gitmek zorunda kaldım. Ne yapıyorsun baktanne? Bak kaldığımı temizliyorum da ayağımız kaymasın henüz çıkmıştı. Bari ver de ben koyayım. Baktan sen bir ekmek versene. Tamam, o ekmekle bundadır da. Akkırıkla hepsini ya. Bir dakika. Çabuk su iste. Çabuk su iste baktan dedim. Hadi bak bozulacak. Al. Bekle şunları ısaldım. Ver. Hadi içeri girelim. Kuşlar yemeklerini yesinler. Hadi. Hareket et babam. Aa, kuş geldi. Ses yapma, kaçar. Ne güzel kuş. Evet. Ya gitti, uçtu senin yüzünden ya. Keşke bizim de öyle bir kuşumuz olsaydı. Bülbül olsa daha iyiydi. Yakalayıp keşke bizim şey yapsa. Bizim olsa. Daha neler? O kuş zaten yakalanır. Burada kar yağınca çok güzel bir hayat. Bir kere yağmıştı, bir buçuk metreyi bulmuştu. Biz neredeyse karın içine girince boğuluyorduk, o derece yani. Dallar hep kar yemiş, dallar falan hep aşağı doğru erilmişti. Yani kardan dolayı ağaçlar da yani kırılmış da olabiliyordu. Ağacın boylarının yarısına geliyordu neredeyse. Yani kar yağınca hayat çok güzel. Ben de bir şey yok. Ben bir bakmakı biz yok zaten. Oynuyorum yalı şeyde. Ben ne bileyim ne. O da uşaklı. Yani oynuyorsun şeyde de. Oyna yalı, oyna bu yerle de. Oyna biraz, oyna gideyim. Oyna. Ben öyle. Daha küçüktü. Daha o kadar şey değil. Her gün geliyorum. Belki yanlış yerde duruyorum olabilir. Ama ben burada durmak istiyorum. Canım burası.
Neyse. Şansıma mı görebilirim onu da anlamadım ki. Yine bozdur. Annem nerede kaldı? Annem nerede kaldı? Annem bağırsana dedi ki neye gideyim, bir yere gideyim diye bağır demedi. Gitti. Ben bilmiyorum ki annem neyle. Gel otur, kanı kuzatmıyor. Yemek desin, zambisi yakmak etmişim. Gel onu otur. Şimdi senin içine yat. Benim köyüm Çingit köyüydü. Bu yerde evlendiğim köyde Mermanat köyü. Mermanat köyü Konak Mahallesi. Bu Konak Mahallesi. Bu yere geldim. Babam gelin istedikleri zaman da babam öyle dedi. Bizim bu yerin kızı dedi. Bu yerde edemez dedi. Yapamaz dedi. Ama ben geldim. Bir şey olmadı. Ama sonra hastalandım. Hasta oldu. Ben ne bileyim ne oldu. Babam dedi. Ben demiştim. Anam ile babam 12 yaşında evlenmişler. 12 yaşında evlenmişler. Anam 12 yaşında sonra o da benimki bir ulaşmış, didinmiş. Yani yetim uşaklığa kaldırmış, yok şey etmiş. Çok çalışmış. Anamın çalıştıkları da çok, onun o kadar şey demem de. Çok çektiklerini ama anam da çok çekmiş, ulaşmış. İyi insan idi, neyse. Hayat diye çok şöyle bunun hayat geldi. Anam öldü. Anam şimdi geldi babamın evine gitmişti. Ben de gittim uyanıma bakı derdim. Yaşardı biraz bakı derdim biraz. Bakamadım. Ben gittim işim bir hafta mı oldu ne oldusu. Anam öldü. Kendi kalk her şeyini suyunu bile kendi aldı işte. Anam şimdi yani bir kuş geldi da bir dala kondu ya. Kuş dala kondu daldan uçtu gitti. Yalnızlık çok zordu. Allah kimseyi yalnız bırakmaz. Yalnız böyle herkese konu komşuya, hepsine böyle bir şey, bir şeylik, bir arkadaşlılık bekler. Hepsine bir tatlılık bekler. Bir şey, kimse bana hasli konuşmasın, kimse beni necih etmez. Hep beni nazlatsınlar, ben evliyim, ne etsinler. Hep öyle bekler. Öyle bekler, yaşlılık böyle. Yalnızlık çok çok.
Bahri ile dere bence çok iyi anlaşırlar. Yani derede oyunlar oynar. Yani bazen biz derede yüzerler onlar. Ben izlerim, onlar yüzer. Yani böyle işte. Bahri'yle mesela saklambaç oynarız, yerden yüksek oynarız. Öyle mesela tabancacılık oynarız. Onu pek fazla oynamam, o istediğinden oynayan dalanmasın diye. Sonra istiyor, hadi Damla oynayalım. Ben de yani bir şey diyemiyorum, üzülüyorum ben de. Oynamak zorundayım, zorunda kalıyorum. Yani... Aha bir tane gördüm. Nerede? Orada bir tane gördüm ama ona... Yetişemiyorum ki. Damla gördün mü beni? Bir bari in aşağı, bir gidelim, bu kadar yeter. Korktum. Haydi in yanına. Hayır ben o ağaca çıkarım. Hayır. Geri zekalı. Hadi gel. Bunları paylaştık. Of sen kaptın. Bir kere dere sen kapmıştın. Hadi. Köyde... İkimizden başka çocuk yok bildiğiniz gibi. Zaten biliyorsunuz. O yüzden hep birbirimizle oynarız. Zaten Bahri sürekli oynamak istediği için. Her yerde oynarız. Kimse kızmaz. Bu köy bizim işte. Noktane bazen Bahri'nin yüzünden darlanır. Olsun, o da yaşlıdır, büyüğümüz. Bahri de üzülür bazen. Kucağına atlar. Öper. O yüzden kızsa da yani hiç küsmez. Yine konuşur. Küsmek çok günah bir şey. Ne diyor noktan ne? Ya bu ya bitiyor. Açtı. Domuz hep demiş bu yeleğe berbat etmiş. Hep domuz ne etmiş? Ay yani bundan aşağıya inmiş. Öyle uyudun tıkma, uyudun utafa gitmemiş. Utafa kadar biraz gitmiş, donmuş diye. Böyle bu yedi. Ayı mıydı, domuz muydu, neyse bilmem. Kutkart etmiş, birkaç tane, bir iki tane devirmiş. O bile ya şey etmiş yani. Bu kadar lobiya bulduk. Neyse ben ona geçeyim. Gel. Gel şimdi. Damla. Çocukla çok arkadaştır ama. Çok arkadaştır. Buna gitse çok sekelim. Buna söz edemem. Yalnız, çok yalnız kalayım. Ben şey edeyim, gideyim namazımı geleyim. Damla sen bana arkadaş gelir misin? Bir yemek yeseydiniz de nokta. Yemek onda vardı, yer yok. Daha taşlı yemek geldi. Tamam. Damla git bizim hakkına. Damla. Hey. Feneri al peşine. Tamam. Nerede? Dolabın üstünde. Tamam. Nokta ne yaşlı biri. Yani güzel. Çirkin de demiyorum zaten. Çok güzel. Noktanın önemi bence çok çok fazla. Niye çok fazla dersiniz? Cevabı da şu.
Dedi ki bana, ben sizi çocukluğunuzdan beri, yani ben büyüttüm. Annem gibi o da bana bakmış. Yani bence ona çok ilgim çok fazla. O da, onun da bize ilgisinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Muhakkak da öyledir. Çünkü çocukluğumuzdan beri bize o bakmış. Kucağında, yani kucağında uyutmuş mesela. Öyle. Ama nokta ne? Şey fazla korkuyor. Niye korkuyor ben bilmiyorum. Ama yani bilmesem daha iyi diye biliyorum. Nokta ne? Belki üzülüyordur deyince. O yüzden sormuyorum. Sormuyorum. Hani belki bir olay olmuştur. Ondan üzülmüş de korkmuş da olabilir. Yani bir şey olmuş da olabilir. Annemle çay ilgisi bence çok fazla iyi değil. Çünkü çay biçerken hem bu zamanlarda da çay biçtiği için hem oruç tutuyor hem güneş olduğu zaman. Güneşte çay biçtiğinden çok zor oluyor. Yani ben hiç öyle bir şey yapamam. Zaten de yapmadım. Ama bence de kendim olarak zor olacağını düşünüyorum. Hiç yapmayı da planlamayacağım. Yani annem çay biçerken... Yani az biçebiliyor oruçluyken. Zaten çayımız az kaldı bitmek üzere. Anne. Efendim. Geldim. Başka makas var mı? Yok. Var. Ya yok Seda. Sen de alacağım. Ya, aa, çocuğun elini kestin de abla. Dur. Ya bırak. Ya, ver. Ya, ver. Ver makası. Makası veririm bana. Çabuk. Çık. Çık bahçeye. Çabuk. Ver. Sen niye yedin beni? Şimdi bilmem, şimdi gitmek çok fazlalaştı. Herkes kapısını kapattı, gider bu yıl. Ama giderlerde yollarda Ankara'da çok mu güzel yerlerde oturdu, hiçbir yerlerde oturmadı. Bu yıldan Ankara, bu yıla çekip evlerini bırakın, Ankara'da gidip yaylı evler gibi kötü kötü bir yerlerde oturmuş. İnce sularda, ben ne bileyim ne yerlerde. Kayalarda evler var, ben ne bileyim yaylı evler gibi, öyle evlerde otururlar. Bu yılda o evler tenezzül etmeyen, bu yılda gider öyle yerlerde oturur. Kimse gitmek yok diyor. Bin de bir giderdiler. Ama şimdi öyle değil. Şimdi el silahlıktan gider. Şimdi gider yani. Evvelin gider. Şimdi bir kimseyi bulamazsın ki. Köyde belki dakika 50 kişi yok. 50 kişi olsa tam bir köy olur. 50 kişi yok. Herkesin evi kapalı, kapalı, kapalı. Henüz gidenler de boyuğaya gittiler. Kapattılar kapıyı yani. Gittiler, Bahri. Şey etmese kalın da kaldı. Böyle bir kaç kişi Bahri. Kaldık bu yerlerde. Kaldık. Neredesin? Kapıyı açın. Bahri, neredesin?
Bence buradan yarası. Baksana doğru. Gel çıkalım. Gidelim. Baksana her taraflarınca kalır. Yaz. Hemşirecisin. Hemşirecisin. Her gel annem. Dur şemsiyeyi ben taşıyacağım. Hayır. 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 Ya. Ya bak. Gel. Gel. Oo, bu yüklenmez ki. Ben o kadar çay bitmişim. Kolyeyi verdiye verdiye bitirdim ki biz onlara bir sepet doldurdum. Çay bitmek kolaydı. Çok da değildi. Satma ötettim diyor. Kolye bitmek kolaydı. Öyle değil mi aşkım, bitmek de çok, satmak da uğraşıyor, bitmek kolay bir ama bitti, tak 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 bitti. Ama şey yok, ben çok evveli çayalanıyordum ha. Evveli çapuk çalıştım, çalıştım. Şimdi konuşmam yok ama konuşmam çapuk ya, elimde çapuk idi. Ama şimdi öyle değil, şimdi kadar. Kızım frenleri. Tamam. Tamam. Frenleri tamam. 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 Çok sahip çıkıyoruz. Bir gelince haberimiz olur mesela. Muhtar neyle sözleri çok koruruz yani. Bir şey olmasını hiç kimse istemez. Onun işlerine yardım ederiz. Bahri pek yapmaz ama Muhtar neyi da yapma. Bahri pek iş yapmaz ama Muhtar neyi de darılmaz. Ne yapsın? Küçüktür der. Elden gelen de o kadar der. Yardım ettiler de yardım. Yani ben dalıya kestim, böyle de taşıydı. Taşıydı mı? Şimdi şerefin çaylığına yığılmışım. Gördüm bari. Çim yattıysak bilmem öyle. Bak şimdi odun, şimdi de odun modun yattırabiliyordum ha. Şimdi de biliyorum onu. Şimdi odun yat, odunda yattım ha. Halim yok, yattırıyorum. Çim yattıysak ki ben yakayım. Ben bu kadar odun yattırırım, yakardım. Yedardım, her şeyi yedardım. Ben kendi odunumu da, keşlik odunumla kendim yapardım. Şimdi yapamadığım şey var, şimdi odun yattırsa kim yaptı? Ulay düşünüyorum ha, çok kötü işte. Herkes öyle de yani. Damla, Bahri, kalkın kızım hadi, geç kaldınız hadi. Damla, 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 kalk hadi kızım kalk. Kalk, kalk. Kalk.
Öksürme kızım. Sıcak sıcak iç. Bahri, al. Ay, çok sıcak. Çok sıcak. Sıcak olsun. Bu dayak Damla. O ne? Çabuk iç haydi. Geç kaldık. Niye içemedin? Kalk Damla haydi. Ben içtim. Yaz bitince herkes gider. Bazı kişiler gelse de kışın. Yaz bitince herkes gider. Okullar açılır. Okula benim ilişkim iyi. Bahri'nin de iyidir herhalde, bilmem. Tek kötü olan sabahlar uyanmak. Zor kalkıyoruz. Hele de kışın. O zaman da annem darlanıyor. Ama mecbur işte, ne yapsın? Başka kaldıracak kimsemiz yok. Derslerinden bahsedeyim. Benim derslerim iyi. Bahri'nin de dersleri iyidir herhalde, bilmem. Ama daha iyisini de yapabilirim. Bence o da hep okusun. Ne olmak istiyorsa, öğretmen olmak istiyorsa öğretmen olsun. Yani doktor olmak istiyorsa da doktor olsun. Kimse karışmaz ama ne istiyorsa nam olur. Arkadaştım. Çocukla çok arkadaştım ama. Çok arkadaştım. Okula gittikleri zaman bayağı sıkılıyorum yani şeyde. Okuyacakla tabii gidip okula gidecekle. Ama yalnız kalıyor bu yani. İşte gidiyoruz okulda, derslerimizi işliyoruz filan filan. Öyle sonra akşam olunca başka bir amca getiriyor. Onun da adı Bekir. Bekir amca. O da getirdikten sonra o dedem bizim yol ayrımında bırakıyor. Biz oradan gelsin, dereden gelmek zorunda kalıyoruz. Oktala. Hey, çocuklar gelmedi, geç kaldılar. Gel de bir gidelim. Çabuk hadi. Eve gitmemiz lazım, çabuk. Koş mu bari? Annem kızacak, çabuk çabuk. Ya bir şey demez. Gece kaldık, gece çabuk. Ya bir şey demez. Canım. Bir şey demez, göreceksin belki ince. Anne vurmuyor ki. Ya Bahri çabuk. Tamam. Ya Bahri. Çabuk. Damla. Aa işte görsün şimdi. Damla. Niye ses vermiyorsunuz siz? Niye ses vermiyorsun? Bahri gel buraya. Buraya gel bak. Buraya gel. Niye ses vermiyorsun sen? Çağırıyorum, saat kaç oldu? Anne ben bir şey yapmam. Saat kaç oldu Bahri? Niye ses vermiyorsun bana? Anne ben neredesin bu saate kadar? Anne. Söyle bana neredesin? Anne ben aklım gitti Bahri, niye ses vermiyorsun kızım sen de? Anne Bahri'yle çağırıyorum çağırıyorum ya. Bir şey gelmiyor. Sen bana niye ses Geçen her sene olmaz. Bu sene oldu. Bu sene de ben daha elimden geldiği kadar yürüyemem ama yavaş yavaş gittim, topladım o Ali Yağmaklısı'nı görünce aynadaki kestenelerin. Sonra bir gün de herkese suya gittim. İşte bir gün gittim. Bunu da topladım. Getirdim dedim şey, üyeleri. Adım yok. Adı o adı şey. Bir şey yok.
Ya kendim odana topladım, bir iki sakladım. Sokak çastığın olmadığı zaman yer yok değil. Öyle işte. Kışın bu köyde noktaneli iyi kalıyoruz. Daha demin dediğim gibi. Kışları eve biraz yağmur, çok yağmur yağınca, şimşek falan çok yağınca evinin tavanında tahta var ama yine de o biraz damlıyor. Ama yine de yani oldu herhalde. Ondan sonra da hiç yağmur yağmadığı için ben bilmiyorum, damlamadım ama. Damlayınca da yerler ıslandığından noktaneyle ben olduğumuz gün mesela o tahtaların aralarından su damladığı için her damlayan yerlerin altına kutu koyduk. Kutu, tava, her ne bulduysa. Tabak mesela. Koyduk dışarısı ıslanmasın diye. Eğer bir tane bile dışarı gelirse biz siliyorduk. Yani böyle. Damla geldi. Niye geldin? Geldim. Dondum soğuktan, yağdı mı soğuk? Soğuk oldu. He, tabii. Damla bir şey yok. Dersini okuldan gel, dersini yap. Gel benim temizliğimi yap bazı. Gel. Elinden geldiği kadar şey de yani. Bana yardımcı ol. Elinden geldiği kadar uşaktı. Daha küçüktü damla. Niye? Dekat 10 yaşında mıydı? Nerede? 12 yaşında. Bilmem artık. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Hamdi amca vardı. Yukarıki köyde kalıyor. Oranın ismini Çingit diye duydum. Çingit diyorlarmış oraya. Hani onun bir sürü keçileri var, köpekleri var. Hele de bir tane köpeği var dev gibi, ondan çok korkuyorum. Güzel ama çok korkunç yüzleri. Hayvanlar korumak lazım. Noktanenin ilaçlarını alır bazen arada. Bazen annem ekmek yoğurma sonra alıyor. O böyle bir böyle işte. Pazar günü Bülent'i taşımaya gideceğim. Git bakalım hadi. Ya diyorlar Bülent gelmeyecek diyorlar. İşi vardı diyorlar İstanbul'da. Var. Bizim de işimiz gücümüz var. Odunumuz var. Arabayla çalışıyoruz. Odun yapıyoruz. Belimiz ağrıyor. Nasıl olacak bunu? Nasıl edeceğiz yani? Bülent Ayustan'ın da geleceğim ama Bülent'e ayarım ben. Bülent şimdi gelmeyecekler. Yol kapalı, uşakla gidip okuldan gelip bana dererler. Niye gelme kendisi? Evi taşıyacak da evini de. Taşıyor, gelecek abi. Ondan da çalışıyor. Ya evi kim yükleyecek? Genel mi? Biz de olduk ya. Biz odun taşıyoruz. O niye diyor? Kendi işimiz var. Ha. Bir de yani hem geleceğiz hem de evini biz mi taşıyacağız yani? Siz taşıyacak. Siz aşağıda güzel şey eder. Sen de orada yalnız kalacaksın he? Evde yalnız nasıl yaşayacaksın? Yaşayacağım neydi? Allah beni yaşayacak, yalnız yaşamaya bırakmış. Hava bozdu, millet odun ediyor, odun taşıyoruz, yorulmuşuz. Vallahi. Bir de onun eviyle uğraşacağız yani. Evet. Vay Allah seni ya, bu nasıl işti ya? Thank you.
bak. Evi yakmaya mı çalışıyorsun Bahri? Ben de geç otur. Dinlemedim. Geç otur. Anne telefon çalıyor. Anne. Duydum. Sessiz olun, durun biraz. Tamam. Sesinizi kesin. Alo. İyiyiz, oturuyoruz da. Damla biraz hasta, sesi falan gitti. Kim? Ateşi var. Yarın okula gönderemeyebilirim. Yarın okula gitmeyeceğim. Tamam. Şeydir. Biz ne zaman hazırlanalım? Nasıl edeceğiz? Sen gelebilecek misin? Anne ben gidecek miyim? Anne. Anne. Tamam, hazırlanalım öyleyse. Anne ben gidecek miyim okula? Şeydir. Anne, biz oraya gelmeden sen orada olursun değil mi? Tamam. Anne ben yarın okula... Bari sus, duymuyorum. Allah Allah. Haydi. Tamam hadi görüşürüz. Yarın okula gidecek miyim? Allah seni bildiği gibi yapsın Bahri. Bir sus. Yarın duymadım adam. Yarın okula bir daha. Yarın okula gitmeyeyim. Bahri dur oğlum. Engel oldun bana. Dur. Ayak altından çekil. Geç. Biz zaten... Artık şey buralarda hep yani bize servis verilmediğinden biz hep mesela okulun normal gittiğimiz her yere kadar gidiyoruz ama okuldan gelirken epey bir yürüyoruz. Bence o yüzden yani babam zaten pazardaki evimize taşınmaya karar verdi. Yani pazardaki evimize gideceğiz. Ama ben Noktane'yi de bırakmak istiyorum. Ben Noktane'yle kalmak istiyorum ama yani işte o zaman tek başıma okula gelip de nasıl o kadar yolu yürüyeceğim diye düşünüyorum. Ben de üzüldüm şimdi. Ama yani yapacak bir şey yok. Babam sonuçta babam karar verdi. Ama ben çok üzüldüm. Keşke Noktane'yle beraber kalsaydık. Bence Noktane'de gelmesini isterim ama yani onu ben bilemem. Belki gelir, belki gelmez. Ama ben gelmesini isterdim. Yani orada tek başına kalacağına korktuğu zaten ağlar belki, üzülür. Ben de üzülürüm. Bence gelsin, bizimle kalsın derim. Ya da ben gitmeyeyim. Ama okulum var o zaman. Nasıl gidip geleceğim, o kadar yolu geri yürüyeceğim. Bilmiyorum ama bence yani ben Noktane'yle kalmak isterim. Yani o sorun değil. Ama işte baba pazara taşınmayı istediğinde yani ben de zorunluyum. Bir şey diyemem şimdi.